Sevgili Bergüzar Korel'den haber var. Ne sık imaj değiştiriyor son zamanlarda. Üçüncü çocuktan sonra artık sahalara dönmeye başladı. Bir dizilere, dizilerle ilgili bir takım çalışmalar yaptı. Çocuktan sonraysa demek ki bir ufak bir bunalımın eşiğinde mi acaba? Saç baş değişimi biraz öyledir ya, depresyonist işler. Ya kendinde bir yenilik ararsın. İşte hani neden dolayı ararsın? Hani o kiloları verdikten, çocuklar da biraz daha ele geldikten sonra bir de kendine dönüp bakarsın. Çünkü o süreç gerçekten kolay değil, de üst üste yaptı doğumları. Bir sevgili Halit eve bir geliyor. Aynı. Diyor ki herhalde değişeyim biraz. Keseyim, edeyim, budayım. Şimdi Londra'da yaşıyorlar. Yani burada da ne bileyim, orada bambaşka bir Londra'da durumları hava var. Hava sürekli yağışlı tabii. Değil mi? Böyle bir coşkulu. Son hali nedir Ebru'cuğum? Şimdi sarıya dönmüştü saçları. Bir iş için yaptı bunu. Dizideki karakteri için yaptı. Ama bizim bildiğimiz Bergüzar böyle simsiyah saçlı, beline kadar da şahane saçları olan biri. Bak buradaki dizisinde görüyoruz. Bu sarıdaydı en son. Bak. Tamam. Hiç Bergüzar diyemez değil mi? Bambaşka bir tipleme oldu aslında. Ve şimdi bu sarı saçları kısacık kesmiş. Ben o kısacık kestiği dönemi koyu renk saçlıyken de yapardı. Ve ben çok yakıştırıyorum Bergüzar'ı. Ama tamam, bu model harika olmuş ama koyu renge dönsün derim. Sence? Küçülmüş biraz değil mi? Tabii daha sempatik, daha böyle bir sempatiklik vermiş değil mi? Valla ben buna bir süre tamamım. Sıkıntı tamam yok. Ama ben mesela... Sarı mı siyah mı? Ya siyahı siyah gördük ama sarı da iyi ya, ne bileyim, ben onu çok anlamam da çocuklar için üzülüyorum ya. Eve bir geliyorlar, anne, anne bizim yanımızda baba, evde bir kadın var diyor mesela. Anladım, sürekli olarak çocukların alışma süreci de zor. Evet. Tam alışıyor çünkü bu aralar sık sık değiştirdi ya. Evet. Çocuklar annelerine tam alışıyor, hop başka birisi gelmiş gibi hissediyorlar. Halit Bey açısından sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Eve bir her kapıyı açtığında başka bir hanımefendi gibi. Evet. Ama işte çocuklar açısından... Ama bence sempatik de olmuş da fazla uzatmasına gerek yok. Yüzü o kadar güzel ki bence kaldırıyor yaptığı her şeyi. Biraz da böyle takılsın bakalım. Yüz güzel de boy da uzun. Ama işte o uzun boy haliyle o kısa saç nasıl durdu merak ediyorum. Ha, anladım. Anladım. Şimdi erkeklerin bakış açısı. Erkekler genelde kısa saç pek sevmiyorlar kadında. Ben çok severim. Aa, bak bunu da öğrenmiş olduk. Peki. Pazartesi kestirip geliyormuş. Ay yandık. Düşünsene ben. Valla ben hayatımda ilk saçımı yani şuradan daha kısa kestirmek. Biraz daha, biraz daha şöyle. Ben şöyle seviyorum mesela. Şöyle gelsin, şöyle gitsin, şöyle olsun. Şöyle, şöyle kat kat diyorsun. Böyle havalı saçları seviyorsun. Kat kat. Kaçak kat da olsa kat kat. Kestir Ebru'cum.